Sektörünün öncülerinden 3 isim: Şişecam, Arçelik ve Tüpraş. Son zamanlarda gerek finansalları gerekse yatırımlarıyla çok konuşulan bu şirketler yatırımcıların ilgisinde kalmaya devam edebilecek mi? Fiyat hareketleri, son çeyrek bilançoları ve istatistikleri bize neler söylüyor? Gelecekte bu hisseleri neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak Şişecam'la başlayalım. Şişecam seans kapanışına doğru 48 liradan işlem görüyor. Günlükte yaklaşık %1'lik bir kaybı var. Aslında biraz toparlamaya çalışmıştı. Fakat 49 liradan yediği satışla beraber şu anda 48 lira civarında fiyatlanıyor. Fakat geriye dönüp fiyat hareketine şöyle bir bakmak gerekirse hisse belli periyotlarla sürekli düzeltme yaparak yükselişini sürdürmüş. Bu hissenin şöyle 5 yıllıkta daha net bir şekilde görebiliriz. Hisse aslında 3 liralardan bu seviyelere ulaşmış. 5 yıllıkta ise %983 gibi ciddi bir rally yaşamış. Ben yine kısa bir zaman dilimine dönmek istiyorum. Ocak ayından sonra borsalarda bir düzeltme süreci olmuştu. Şişecam da bu düzeltmeyi yaşayan şirketlerden biriydi. Fakat hissede 38 lira civarı, fiyat hareketinde de oynatıyorum grafiği aslında, 38 lira civarı iki defa denense de bu seviyenin altında bir kapanış yapmadan burası destek görevi görmüş ve yine yükselişini sürdürmüş. Hisseyi bir de endeksle karşılaştıralım. Söz konusu yükselişi çok daha net bir şekilde görebiliriz. Hisseyi 5 yıllığa aldığımızda Borsa İstanbul Endeksi 5 yıllıkta %360 gibi bir rally yaşarken söz konusu Şişecam'ın ayrışmasını çok daha net bir şekilde görüyoruz aslında. Bu arada şirketin finansalları oldukça iyi geldi. Fakat finansallarına geçmeden önce farklı bir bilgi daha vermek istiyorum. O da şirketin CFO'su yani Mali İşler Müdürü BMI Business School tarafından en etkin 50 CFO arasında görüldü. Şimdi gelelim finansalların detaylarına. Şirket 4. çeyrek bilançosuna göre beklentilerin de üzerinde 19 milyar liralık net kar elde etti. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %112'lik bir artış demek. Şirketin satışları ise %197 arttı ve 95 milyar liraya yükseldi. Temettüler tarafına gelelim bir de. Şişecam 2022 yılında ettiği karın %14'ünü hissedarlarıyla paylaşacak. Şirket 2 Haziran'da dağıtılmak üzere hisse başına 88 kuruşluk bir temettü ödemesi yapacak. Aslında bu temettü ödemesi yatırımcılar tarafından biraz eleştirildi düşük kaldığı için. Fakat Şişecam'ın geçmişine de baktığımızda hiçbir zaman çok iyi bir temettü veren şirket olmadığını görebiliyoruz. Çünkü şirket büyüyen bir şirket. Yine geçmiş raporlarına ve fiyat hareketine de baktığımızda bunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten temettü noktasında iki taraflı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Şirket yatırımlarını hala devam ettiriyor. Hatta bununla ilgili dün gelen çok önemli bir haber vardı. Şişecam Mersin'de 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan ve toplamda 1,5 milyar lira değerinde maden iş kolunda kapasite arttırımını paylaştı. Şirket son senelerde yurt iç pazarında cam üretimi kapasite yatırımlarını arttırmıştı. Aslında bu haberdeki yatırım miktarı Şişecam için çok büyük bir tutar değil fakat madencilik tarafında büyük bir rakam. Peki bu haberi nasıl değerlendirmek gerekiyor diye düşünürsek, orta ve uzun vadede şirketin maliyetleri açısından fayda sağlayacağını ve ciroya da katkı yapacağını düşündüğümüzde olumlu bir haber olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca şirketin yönetim kurulundan gelen de bir yatırım açıklaması olmuştu. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kırman, şirketin yatırım süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de yurt içindeki faaliyetlerini değerlendirdiği bu açıklamada özetle şirketin devam eden yatırım tutarlarının 7 milyar dolara ulaştığını paylaştı. Şirketin bir başka gelişmesi ise kendi sektöründe yaptığı yatırımlarla öne çıkmasıydı. 4. çeyrek bilançoları açıklandı ve bu bilançolara göre 2022 yılında kendi sektöründe en çok yatırım yapan şirketler açıklandı. Bu listede 27 milyar lirayla Koç Holding ilk sırada geliyor. Türk Hava Yolları ise 16 milyar lirayla Koç Holding'i takip ediyor. Şişecam ise 7,7 milyar liralık bir yatırım öne çıkıyor. Bu haberler şirket büyümesi için uzun vadede pozitif haberler, değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi şirket yatırımlarına devam ediyor ama şirkete gelen yatırımlar da devam ediyor. Tartışmasız ki geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri dünyanın en büyük varlık fonu yani Norveç Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki şirketlere yaptığı yatırımlardı. Bu da yine hissedeki pozitif ivmeyi son günlerde arttıran bir gelişmeydi. Ben şimdi hissenin istatistiklerine bir dönmek istiyorum. Piyasa değeri 149 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor ve bu değerleme açısından Şişecam piyasa değeri en yüksek şirketler arasında
ilk 10'da geliyor. Bize hissenin pahalılık ve ucuzluğu hakkında fikir veren rasyolara bir bakalım. Fiyat kazanç oranı 7,74 olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa değeri, defter değeri ise 1,96. Listedeki ikinci isim Tüpraş'la devam edelim. Tüpraş'ta da yine bugün dalgalı bir seyir söz konusu. Endeks kapanışına doğru 640 liradan fiyatlanıyor ve bugün yaklaşık 3 liralık bir değer kaybı var. Hisseyi şöyle bir de 3 aylığa alalım. Aslında ara ara düzeltmeler yaparak hisse yükselişini devam ettirmiş. Hisseyi 5 yıllığa aldığımızda ise belli bir süre hissenin 2020 ila 2021 tarihlerinde 90 lira seviyelerinde kabaca fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bu seviyelerin aşılmasıyla beraber ki burası 2019'daki tepe seviyesi olan 141 liralar, hisse 141 liraları aştıktan sonra söz konusu yükselişini çok daha sert bir şekilde arttırmış. Burada benim dikkatimi çeken bir diğer unsur daha var. O da hissenin all time high, yani tüm zamanların en yüksek seviyesinde hemen hemen şu an fiyatlanıyor olması. Eğer hisse bu seviyenin üzerinde bir kapanış yapabilirse artık tüm zamanların en yüksek seviyesini de kırmış olacak. İstatistiklere geldiğimizde ise fiyat kazanç oranı 4,32 ve piyasa değeri defter değeri ise 2,66 olarak dikkat çekiyor. Ocak ayı itibariyle 4. çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı ve Mart ayının 2. haftası itibariyle de tüm şirketler finansallarını açıklayacak. Fakat şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre 4. çeyreğin en yüksek net karına sahip şirketler belli oldu ve Tüpraş da bu listede geliyor. Net karı en yüksek sanayi şirketleri arasında 41 milyar lirayla Tüpraş geliyor. Bu da aslında bir önceki yıla göre %1042'lik bir rekor artış anlamına geliyor. Bu arada şirket sadece net kar açısından değil, temettüler açısında da önde gelen şirketlerden biri. 2023'ün temettü şampiyonlarına baktığımızda Tüpraş da yine bu listede yer alıyor ve 10 Mart'ta hisse başına 40 liralık bir temettü dağıtacak. 7,8'lik verimle en iyi temettü ödeyen şirketler arasında yer alıyor. Aslında iyi gelen finansallarından sonra temettü ödemeleri beklentilerin yine bir miktar altında kaldı diyebiliriz. Fakat Tüpraş'ın önemli başka bir haber daha vardı. O da bedelsiz sermaye artırımı. Tüpraş %600'lük bir bedelsiz sermaye artırımına gittiğini açıkladı. Bu önemli bir haber çünkü normalde Koç şirketleri bedelsiz sermaye artırımı yapmıyordu. Tüpraş'ın bu hamlesi ilk oldu ve pozitif de yorumlandı. Fakat bu noktada iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Çünkü bedelsiz sermaye artırımı şirketin finansallarına eksi ya da artı yönünde yansıyabilecek bir durum değil. Şirket elindeki nakiti sermayeye aktarır ve bunun da karşılığında size hisse verir. Ama hisseler de aynı oranda düşer, yani bölünme gerçekleşir. Kısacası bu haber de yine yatırımcıların kısa vadede değerlendirebileceği bir haber değil diyebiliriz. Fakat şirketin hikayeleri burada da bitmiyor. Hem kendi sektöründe 2,7 milyar liralık yatırımıyla hem de geçtiğimiz haftanın yine gündeminde olan Norveç Varlık Fonu'nun alımları arasında ilk sırada olan Tüpraş dikkatleri çekmeye devam ediyor. Fon yaptığı bu yatırımla Tüpraş'ın %1,55'lik hissesine sahip ve söz konusu toplam yatırım yaklaşık 121 milyon dolara ulaştı. Ve listemizdeki son isim Arçelik'le devam edelim. Biz bu bölümü çekmeye devam ederken borsa az önce kapandı ve 138 lira civarından bir kapanış yaptı. Bu da aslında günü -2,19'luk bir düşüşle kapattığı anlamına geliyor. Hisseyi şöyle biraz daha geniş bir zaman diliminde inceleyelim ve yine 3 aylığa alalım. 3 aylıkta da Arçelik'te daha derin düzeltmeler görüyoruz dönemsel olarak. Ocak ayı itibariyle Arçelik'te bir geri çekilme yaşamış fakat 94 lira seviyesini kaybetmemiş. 94 lira seviyesi aslında Şubat'ta da uğradığı bir destek bölgesi. İncelediğimiz hisselerde genel olarak korunan bir destek seviyesinin hakim olduğunu görüyoruz. Hisseyi bir de Borsa İstanbul'la karşılaştıralım. Bugün Borsa İstanbul'a göre -%2'lik bir negatif ayrışması var. Endeksi 5 yıllığa aldığımızda ise Arçelik 5 yıllıkta 719 gibi yine devasa bir rally yaşarken Borsa İstanbul'dan daha pozitif ayrışmış diyebiliriz. Hissenin istatistiklerine geçelim bir de. Fiyat kazanç oranı az önce incelediğimiz iki hisseye göre biraz daha yüksek 22,16, piyasa değeri defter değeri ise 3,84. Şirketle ilgili haberlere geldiğimizde ise
İhracat oranı en yüksek şirketler açıklandı. Havacılık sektöründen Türk Hava Yolları, otomotiv ve yan sanayi sektöründen ise Ege Endüstri ve Jant Sanayi, otomotiv sektöründen Otosan ve Otokar ilk 5 sırada yer aldı. Devam edelim listenin geri kalanına ve ihracat oranı 2022 4. çeyreğine göre en yüksek ilk 10 hisse arasında Arçelik 7. sırada geliyor %64'lük bir ihracat oranıyla. Bu arada Arçelik'te yine geçtiğimiz yıl kendi sektöründe en fazla yatırım harcaması yapan şirketler arasında geliyordu 5,9 milyarlık yatırımıyla. Şirketin bir de temettü ödemelerine bakalım. Şirket 20 Mart'ta hisse başına 1,13 liralık bir temettü dağıtacak ve bunlar da 22 Mart'ta hesaplarda olacak. Bir de şirketin sektörel bir gelişmesi var. O da beyaz eşya satışlarının Ocak ayında %21 arttığı. Burada dikkatimizi çeken ücret artışlarının da etkisiyle beyaz eşya iş satışlarının artmasıydı. 2022 Kasım ayından beri en yüksek iş satışlar kaydedildi. Üretim %3 arttı. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan 6 ana ürün grubunda üretim %3 arttı ve 2 milyon 374 bin oldu. İç satışlar bu 6 ana grupta %27 arttı. İhracat ise bu dönemde %10 geriledi. Şirketin finansalları açısından açıklanan bilançolara göre net karı en yüksek şirketler arasında Arçelik'te geliyor. 2022 son çeyrek bilançosuna göre Arçelik net karını 4,32 milyar lira olarak açıkladı. Aslında genel olarak baktığımızda son çeyrek bilançolarında şirketlerin finansalları beklentilerin üzerinde geldi. Bugün değerlendirdiğimiz 3 şirketin haberleri ve istatistikleri ise bu şekildeydi. Varsa eğer sorularınız yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.